Gördüğünüz üzere şu an görevler bitti. Mesela buradayız ve nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Jandarmaya basıp hemen buna tıkladığımızda gideceğimiz ilk görevi, en yakın görevi bize gösteriyor. Ve gördüğünüz gibi bir sonraki görevciye geldik. Mesela bundan toplama materyali istedi. Biz ne yaptık? Hemen köpeği çıkarttık. Biz ufak yaratıkları keserken bu materyalleri topladığımız için hemen tak görevi teslim ettik. Ona geldik. Hemen tık 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 seçtik. Tabii ki gene ne oldu? İçinden çıkan e, görev vitaminini toplamış olduğumuz için o görevi de aldık. Şimdi hızlıca... Bunları takıyoruz. Bunları bize STR veriyor. Var yollar arkadaşlar STR üzerinden. Gördüğünüz üzere buradan iki görev aldık. Hemen bu göreve de tıklıyoruz. Kesmesini yapmamız gerek. 144 diyor. Diğerine basıyoruz. 99. Tabii ki önce ne yapıyoruz? Yakında olana gidiyoruz arkadaşlar. Yakında olana gitmek bize her zaman zaman kazandırır. Sonrakine gidiyoruz. Tabi bu arada hemen yeni gelen pointimize dağıtıyoruz. Sonra dönüyoruz. Skillimizi açıyoruz. Atak skillimiz vesaire daha gelmedi. Bunlar hatta gelmiş. Atak vereceğiz arkadaşlar biz. Ataktan bakın yeni bir skill geldi. %100 değil. Hemen deneyelim bunu. Hop gayet güzel hızlı da vuruyor. Ha, bakın misal bir bronze ring geldi. Bakalım dex 3 veriyor. Bir işimize yaramaz. Orada bu, bu yanlış yere gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Yaratığın o tarafta olduğunu söylüyor. Ama diğer tarafa gidiyor. Bu tarz durumlarda hemen müdahale etmeniz lazım. Ya bu oyun ilk açıldığında vardı. Büyük ihtimal başka şeyleri güncelleyip fixlerlerken bunda hata yaptılar. Buradan bunu da yönetime duyurmuş olalım. Bakın zaten nerede olduğunu işaretini doğru gösteriyor ama gittiği yol uzun yolu seçiyor. En kısa yolu seçmiyor. Ben bu iki skill aynıymış. %100 biri %80. Evet görevler bitti. Hemen biz bunu teslim edelim. Dediğim gibi arkadaşlar düşük levellerde tohum atarak da, da gidebilirsiniz. Fakat ben şu an göstermek adına tıklayarak da götürüyorum. Daha sonralarında sürekli tohum atarak devam edeceğiz. Teslim ettik birinciyi. Döndük ikinciyi de teslim ettik. Arkadaşlar levelimiz 14 oldu. Hemen jandarmanı C'si. Yeni görevcimize hızlıca gidelim. Yeni görevcinin yerini gördüm ya arkadaşlar. Buradan kendimi dolaştırmıyorum. Hemen yandan devam. Evet buradan tık tıkladık. iki tıkladık. 3 tıkladık. 4 tıkladık. Ben ezan bitene kadar arkadaşlar bir mola vereyim. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar molamız bitti. Geldik hemen tıklıyoruz. Hızlıca görev yerine gidiyoruz. Ve görevimize devam ediyoruz. Tabi şuradan hemen aldığımız level'i tık 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 veriyoruz. 10 level oluyor. Bir güzel kalkanımız geldi. Yok. Yüzde 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 120 gerçek damage. Base temel atı tabii ki de. Şöyle yapalım. Tık 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 yapacağız arkadaşlar. Tık. Zaten bazen tıkta da ölüyor. İlerleyen zamanlarda zaten güçlendirme falan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çoğu görevimiz bitti. Çünkü niye bir yandan da eşyaları topluyoruz ama 3 3 6 tane lazım. Olmadı son mobda biraz daha fazla keserekten bu görev itemlerine düşüreceğiz. Gördüğünüz üzere manamız bitti. Hemen ne yapıyoruz? Mana potu gördünüz mü? Maviyi bastık. Düşünün ne kadar sonra tabi skiller büyüdükçe harcanan mana da arttığından dolayı bunlar arkadaşlar bitecek. Bizim de yenisini almamız gerekecek. Evet arkadaşlar görevleri güzelce teslim ettik. 18 level olduk. Hemen geleni taktık. Bakın büyük potlar geliyor yavaş yavaş. Bunların hepsini kullanacağız. Bunları satacağız. Bankamı da gösteririm. Bankada eşyalar var ama onlar kesinlikle bu seriye dahil edilmeyecek. Belki karşılığını veririz ya da ilerleyen aşamalarda yorumlara göre. Arkadaşlar bu arada lütfen yorumları unutmayın. Paylaşmak size kalmış. Paylaşırsanız beni mutlu edersiniz ama lütfen bir like ve yola devam yazsanız benim için yeterli. Evet jandarmanın J'sine bakışıyoruz arkadaşlar bakın. 1.7 level görevi kalmış. Hemen onu halledelim. Görevi atlamayalım bir sonra uğraşmayalım. Zaten 18 level olduk. Hemen gelip şuradan night ağacımızda vermeye devam. Güzel bir skillimiz açıldı. Bakalım 0.8 milisaniye. 3.1 0.8 tabii ki bununla devam edeceğiz arkadaşlar. Milisaniyenin düşük olması bizim için önemli. Şuraya bir daha takıldık ona bakarken. Ondan böyle gidiyoruz tamam. Ee, skillimizi verdik. Atağımız 14 oldu hatta 18 şu gelmiyor tamam. Defansımızda bir şey yok. Night henüz daha geçmedik arkadaşlar. Evet tüm görevlerimizi aldık. Hemen tıklıyoruz ve görev kesmeye doğru gidiyoruz. Evet keseceğimiz diğer yaratığa geldik arkadaşlar. Bu arada arada ben bunları hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü çok fazla konuşacak bir şey yok. Gördüğünüz üzere görev yapıyoruz zaten arkadaşlar. Sel bir silah gelmiş. Bakalım 18 atak bizim elimizdeki 16. Hemen ne yapıyoruz? Buna geçiyoruz arkadaşlar. Niye? Çünkü bu 30 zehir hasarı. Bu ne kadar? 15 zehir hasarı ama 18. Hemen mesela silah konusunda şöyle bir tane vurduk 32. Onunla bir tane vurduk 36. Ama gördüğünüz üzere zehir demeyicinden dolayı. Diğerinden daha fazla vurduğumuzu gördüğümüz için. AP'miz e, buradaki 16 olsa yani buradan 2 atak düşük olsa da. Zehir hasarından dolayı onu tercih ediyoruz. Zehir hasarı bu oyunda e, atağınıza etki eden önemli şeylerden birisi arkadaşlar. Buradan son Revenues Bor'umuzu da kesip ve görevleri teslim etmek için görevciye tıklıyoruz. Bu arada skilllerimiz arkadaşlar 85 atak, 50 def, 15 master olarak düşünüyorum ama önceliğim hızlı bir şekilde X Premium'la ilk 10 günde 80 olmak. Tabi bu arada Mage'yi de olabildiğince kasmayı istiyorum. Birincimizi teslim ettik, ikincimizi teslim ettik, üçüncümüzü teslim ettik, dördüncümüzü de teslim ettik. Bunlar satılacaklar. Hemen C'ye basıyoruz. 10 level görevi vardır. Tabi giderken şu arada bunu da hemen arada verelim. Da bu 55 level öncesi 892 olmaz. Gerek birazcık verelim. 88 oldu. Bir tur daha ona veririz. O aradan çıkar gider. Atak skillimizden hemen tık tık 20'yi de açtık. Inflict %50 damage change to slow down the enemy. Düşmanı yavaşlatıyor. Yani ayak kırma skilli galiba arkadaşlar. Hemen ne oldu? Misal 20 olduk. 20 olunca daha fazla veremiyoruz arkadaşlar. Şuradaki stat point ile şuradaki levelimiz aynı olmak zorunda. Ve artık defans skilllerine de vermeye başladık. Evet bir Dorion 1'e geçelim arkadaşlar. Şimdi artık görevler de bitti. Dorion 1'den devam edelim. Şimdi Dorion 1'de başkaları da yapıyor olabilir. Başkaları da sıfırdan kasıyor olabilir. Onlarla birlikte hızlı hızlı daha da hızlı ilerleriz. Evet Dorion 1'imize geçtik arkadaşlar. Birazcık kasıyor bilgisayarımı da temizlemem gerek. 740 bastık bıraktık video arkadaşlar. Engele takılırsa hemen bir müdahale ederiz. Sanırım takılacak mı yok takılmadı tamam Evet, uzun bir yolculuktan sonra geldik arkadaşlar. Büyük ihtimal ben bir yerde yanlış bir yere gittim. Ondan dolayı bir yol bu kadar uzun sürdü. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Toplama görevi almayacağım. Toplamayı yapmak yerine kesmeyi yaparız. Zaten yaratılmış. Biz kestikçe topluyoruz. Hemen ilk kesmeden devam edelim. Köpeğimiz nereye gitti ya? Böyle geldik. Şimdi şuradan çatır çatır başlayalım. Birazcık kesmemiz uzun sürüyor gibi. Güzel bir item. Birazdan alırız zaten. Bir Bronze Ring daha verdi. Merk verdi. Bu arada şuradan dağıtacağımız bir şey var mı diye baktık yol. Gayet güzel. RR skill, RR skill, RR skill arkadaşlar. Bu kadar. RR skill bakın. 12 atak, zehir hasarı 10. Daha iyi bir şey atmıyor. Şansımıza atılabilir yani buralardan ama atmıyor. Reskin, 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 reskin. Çatır çatır kesiyoruz zaten hepsi birbirine benziyor. Ha, bakalım varıyor. Nereye kadar gideceğiz? 85'i görürüz umarım. Bakın zaten dediğim gibi Avars bu Avars neydi bunun adı? Avers esansları e, tık tık topluyoruz. Şunlar da aslında setre basılı olsa güzel olur da. Ya bir görev itemiyle şeyi çeksek üstümüze. Manamız bitti. Hemen bakın gördüğünüz üzere verdikleri ezik potları bu levellerde kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü sonra hiçbir zaman kullanamayacağız. Canımız o kadar bir çok olacak ki mana havuzumuz ve canımız. Bakın bu var da ağaç toplu adam. Ekmeğinin peşinde. Son bir tane daha keseceğiz bundan sonra diğeri sonra 5 bir de gnoll var varmış onu da keselim. Hemen 22 olduk hemen bakıyoruz. Yeni bir skillimiz var mı? Takıldı tabii ki şu an. Hem atak yapıp hem şey yapınca bastık 22 yok 24'te güzel saniyesine bakalım 0.8 güzel 08 saniyeyi severiz Çatır çatır kesiyoruz ya ama işte sen bir okçuyla buraları daha rahat kesiyorsun ama bir okçuyla kill görevini yapamıyorsun arkadaşlar okçuyla kill görevini yapmak saatler sürüyor arkadaş bir tane item atma da şöyle düzgün şu elimize koyalım ya şaka gibi can çekişiyoruz burada warrior pet artı 3 attı bakalım str bombs hemen giyin arkadaşlar Böyle artı 3 str e attım giyin. Görevden geleni çöpe atın. Sonuçta 3 str bizim atağımızı bayağı bir yükseltecektir. Yani vurduğunuz demeyici kesme hızımıza her şeyi. Çünkü varıyor orada str o kadar çok önemli. Tabii ki Ruge'de nasıl dex önemliyse. Yani oynayacağınız karakterin ee, amacınıza göre bu stat dağılımı size alabildiğiniz kadar ekstra stat almak çok önemli. Bunu da geçtik. Şimdi varıyor. Bir varıyor. iki artırımız arkadaşlar. Bir Archer orada gördüm. Onu da keseceğiz. Bayağı bir ilerledik görevlerde. Ve da bitti. Tamam. gidelim. Görevi teslim etmeye giderken. Aa şurada bir artış gördüm ya. Gitmeden şunu da keselim. Tamam 120 yakınmış. Bakın böyle durumlarda hemen yakındaysa görevi vermek bence daha mantıklı. Şimdi zaten bunu yaptıktan sonra şu görmüş olduğunuz mine'ları falan hepsini çıkacağız. Önce bir şeyimizi yapalım. Çatır çatır verdik. Botumuz da geldi. Bakın 10 tane diyor. Buna aldık. Direktman verdik. Şöyle sonunda bize şöyle daha mısmıl bir ataklık bir silah verdi. Bu 16'lık görevden geldiği için iade ediyoruz. Bunu alıyoruz. Sonra hemen Cobalt. Cobalt diyarına gideceğiz. Avart'ı geçiyoruz. Ork alıyoruz. Tuhandıt alıyoruz. Ork Warrior'u alamıyoruz. Şimdi güzel oldu arkadaşlar. Bayağı bir bizi ileri atacak şimdi bu silah. İleri atacaktan kastım. Bayağı bir rahat seri seri keseceğiz. Tabi kesmeden önce hemen şurada 24 level olmuştuk. Verelim 24 skillimiz gelsin. Onu aldık. Kalanı defansa verelim. Tık tık tamam. tık tık. Tık 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 tık. Tertemiz. demeci çok önemli. Misal en son gelen vurduk 148. Vurduk 148. Bunu vurduk 93. 120 true damage vurduk. Gördüğünüz üzere true damage en uzun, en güçlüsünü vurdu. Fakat sıkıntımız nedir arkadaşlar? True damage 3.1 milisaniye olduğu için birazcık sıkıntı. Bu durumda ne yapabiliriz? Mesela skill'leri hiç bilmeyen birisi için, oyunu hiç bilmeyen. Bunu ikinci sıraya koyarız. Tamam mı? Çünkü niye? Elimiz artık tabii bu sizin elinize göre de değişebilir. Mesela siz RR3 e alışmışsınızdır. Bakın RR3 yaptıktan sonra RR2, 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 RR3 yapacağız tekrar. Tabii arada mana basmak gerekiyor. İlk vuruşu e, saniyeli skill yapıp diğeriyle devam edebiliriz. Mesela şurada şöyle iyice bir fullleyelim. Skillimizi vurduk. 1, 2, 3. Sonra dördüncü de hatta vurmaya bile gerek kalmadı. R'lerle kestik yani. Bu tabii ki mobların e, seviyesiyle de alakalı. Bakın bir güzel vurduk. ikiyi vurduk. Üçü vurduk. Dördü vurduk. Arada şunlara da arkadaşlar böyle lucky geliyor. E, katılabilirsiniz. Bir M artı pumpkin. Pumpkinler genelde pazarda oluyor. Ucuz oluyor. Yani sonuçta bu da size bir ek şey sağlar. Gelir sağlar. Bakın hop oh, vurduk yarı. 1 2 Tertemiz. Bitti. Mesela hemen tıklıyoruz diğerine. Ona doğru yola çıkıyoruz. Bakın 3 tane de esans geldi. Tabi buradan şunları vermeyi de unutmuyoruz arkadaşlar. Bakın 2 level almışız. Hatta 4 level aldığımız için 12 tane birikmiş. Skill'e özellik gösteriyoruz ama bunu arada unuttuk. Tık vurduk. Archmage hop vurduk. Gördüğünüz üzere skill'ler büyük skill'lere geçtikçe arkadaşlar manamızı çatır çatır yemeye başladı. Potlarımız da çatır çatır Onun için bu görev potlarını çatır çatır kullanacağız arkadaşlar. Ve dediğim gibi misal potumuz bitti. Diğer böyle az pot yiyen okçu gibi karakterleri açıp onların görevlerini yapıp o görevden gelen potları bankaya koyup değerlendirebilirsiniz. Tabii ki bu sizin karakter slotlarınızı dolduruyor. İleride misal ben de şu an bir priest, bir e, ruge, bir tane mage, bir tane warrior oldu. Siz eğer hepsini üçünde e, ruge açıp bir tane de warrior açarsanız bir daha diğer jobları bu a, aynı account'ta oynayamayabilirsiniz. Yani cebinizden para vermeniz gerekir onu oradan silmek için. Yani bir de şöyle bir şey var arkadaşlar var ya orada. Mesela böyle kaya 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 kaya, kaya 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 kesebilirsiniz arkadaşlar. Ama tabii burada R skill'i artık şey olmaz yani R hatanız olmamış olur. Birazcık daha fazla malınız gider. Bakın ben elimle o kadar güzel yapıyormuşum ki bana makro uyası verdi bir. Lan oğlum potlas. Şunu bir keseyim şöyle bir yandan da. Farklı'ya karşı oyunun aldığı bir önlem arkadaşlar. Ben bu popları bitirmeye başlayayım. Biraz daha görevlerde ilerleyelim. Biliyorum ilk bölüm birazcık detaylı bilgi içeriyordu. Çünkü arkadaşlar sıfırdan serisinin yanında nasıl oynanır eğitici bir seri de Oyuna hiç başlamamış. Bu tarz oyunları hiç oynamamış bir insan da İzlediğinde bir şeyler öğreneceği bir seri yapmaya çalışıyorum. Onun için böyle ilk 4-5 bölüm bu tarzda gidecek gibi gözüküyor. Ee, tabii ki leveller ilerledikçe farklı şeyler de yapacağız. Ama şu an için görevleri yapıyoruz. Görevleri yaparken muhabbet ediyoruz. Muhabbet ederken bilgi veriyoruz. Bu bölümde buraya kadardı. Bir sonraki bölümde görüşenek. Şimdilik hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bölümleri elimden geldikçe günlük ya da iki günde bir sizler için editleyip paylaşmaya çalışıyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere.